Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Beyaz Ana Haber başlıyor. Gelin gündemin en önemli haberlerini paylaşmaya hiç vakit kaybetmeden başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tabii başlayacağız. Çünkü Erdoğan 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Türk ordusuna yönelik ağır itham ve iftiralarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik eleştirilerini burada da sürdüren Erdoğan'ın ücretli öğretmenlere ve yüksek lisans öğrencilerine bir de müjdesi vardı. Resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık %25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında %91 oranında artış yapmış olacağız. İki müjde birden verdi. Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleriyle yüksek lisans öğrencilerinin burslarının arttırılacağını duyurdu. Milli eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama %26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Mehmetçiğimize dokunulmasına izin vermeyiz dedi. Türk ordusuna ağır ithamlarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hedefindeydi. Bir tane sözde milletvekili çıkmış ne yapıyor? Benim Mehmetçiğime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı fedai can ediyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor veya bir müeyyide uygulamıyor. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz. Ve yeni anayasa çalışmaları. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil bir anayasayla yapmamız amaçlarımıza daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Yeni anayasamızı bizim her zaman ve her yerde ifade ettiğimiz dört ana sütun üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunların da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri olduğunu ısrarla söylüyoruz. Devletimizin bekası, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın temsil ettiği bağımsızlığımız bizim kırmızı çizgimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na da katıldı. Fransız ihtilalini milat alan yakın çağı asıl biçimlendiren 1. ve 2. Dünya Savaşları'ydı. Bu savaşlarda kurulan statüko artık dünyayı taşıyamıyor. Dolayısıyla yeni bir çağın ayak sesleri giderek daha güçlü bir şekilde duyulmaya başlandı. Biz Türkiye olarak tüm hesaplarımızı dünyanın önündeki bu müstakbel çağın lider ülkeleri arasında yer alma üzerine kuruyoruz. Ancak birleşirsek, bir olursak, birlikte hareket edersek, dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere hiç şüphem yok ulaşabiliriz.